Yolculuk ama bugünden geleceğe dönük de bir yolculuk var. Bugünden geleceğe dönük yolculuğun adına fütürizm diyoruz. Bugün Dünya Fütüristler Günü ve Türkiye'de de ilk kez bu anlamda önemli etkinliklerle kutlanıyor. Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk efendim, sağ olasın. Ne demek Fütüristler Günü? Şöyle bir herkesin anlayabileceği bir dilden, çocukların da anlayabileceği bir dilden tamam. Anlatabilir misiniz? Aslında gelecek günü, evet. Yani Future Day, fütüristler için değil de hepimiz için gelecek. Şöyle düşünün. Okulda iyi notlar alıyoruz, sonra kutluyoruz, karne alıyoruz, kutluyoruz. Bayramlar var, büyük zaferler kazanmışız, büyük devrimler yapmışız. Bunları kutluyoruz. Geçmişe dönük. Bunlar hep geçmişteki başarılarımızla ilgili kutlamalar ama aslında biraz da gelecekle ilgili bize sorumluluk veren kutlamalar. Çünkü hani takdir alan bir öğrenciden bekliyoruz ki ondan sonra ömrü boyunca hep dereceli bir öğrenci olsun. Dolayısıyla aslında aldığımız bir belgeyle bir gelecek için bir beklenti yaratma alışkanlığımız var. Bizim şimdi yaptığımız ne? Hepimizin gelecek konusunda bir fikri var. Evet. Gelecek konusunda çalışma isteğimiz var. Bugün çalışıyoruz, emekli olacağız. Geleceğimize yatırım yapıyoruz basit bir örnek olarak. İyi bir okul okumak istiyoruz, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Herkes geleceği için bir şey yapıyor. Biz şunu söyledik. 1 Mart bütün dünyada gelecek günü olarak kutlansın. Yani ne hoş ki dünyada bir sürü fütürist bunu aynı zamanda söylemeye başladı. Birbirimize destek olduk. Nitekim bugün de Türkiye'de ve dünyada ilk defa bir etkinlikle gelecek günü kutlanır oldu. Ne evet. yapıyoruz? Hani herkes geleceği konusunda, gelecekte neler olabilir, karşımızda neler var vesaire bunları öğrenelim ki ona daha göre, hazırlıklı olalım. Tabii, evet. Daha hazırlıklı olalım. Peki bizdeki kutlama bugün Kadir Has Üniversitesi bünyesinde evet. oldu. Neler yapıldı ve program kapsamında neler var? Önümüzdeki günlere nasıl yansımalar olacak? Okey, şöyle söyleyebilirim. Kadir Has'ta aşağı yukarı 400 kişi bir araya geldik. Bir onur konuğumuz vardı. World Future Society, yani dünyada fütüristlerin başkanı. Tim Mack. Evet. Tim bize geldi, bütün deneyimlerini aktardı. Sadece kendisinin değil, World Future Society Peki, tarafından yapılmış araştırma. Bu toplantıyı tabii bizatihi izleyemedim ben. Mesela Tim'in söylediklerinden birkaç şeyi izleyicilerimize paylaşabilir tabii, misiniz? Tabii, şöyle önümüzdeki konulardan ne var? Mesela örneğin su. Bir başkası şehirleşme. Şehirleşme işi çok enteresan. Bundan yaklaşık 40 yıl sonra baktığımız zaman dünya nüfusunun 1/3'ü şehirlerde yaşayacak. Evet. Büyük şehirlerde yaşayacak. Şehirlerin coğrafyaları büyümüyor. Dolayısıyla yukarı doğru bir büyüme olacak diyoruz. Ya da aşağı doğru. Belki de. Evet. Daha çok yukarı beklenti var. Binalar yukarı doğru gidecek ama bir de kendimize yiyecek üretmemiz lazım. Dolayısıyla tarımın da yukarı gideceğini söylüyoruz. Hani bu çıktılardan bir tanesiydi. Evet, peki nasıl dolayısıyla olacak? Dikey tarım projeleri çok belki katlı tarım. Çok katlı binalar, binalarda tarım yapıyor. O ürettiklerimizi tüketiyor olacağız. Bu örneklerden. Ya da asma bahçeler mi kuracağız böyle Babil'de olduğu veya, gibi? Veya evet çok iyi tarif ettiğiniz bu tür projeler üstünde çalışılıyor, konuşuluyor. Hani geleceği ilgilendiren bugün Tim'in paylaştıklarından bir tanesi oydu. Bir başka şey su. Su kaynaklarımız azalıyor, nüfus bir taraftan artıyor. Kaynaklarda bir değişiklik yok. Doğru. Ama nüfus bir taraftan artıyor. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Su kaynaklarını daha etkin nasıl kullanırız? Nasıl kirletmeyiz? Nasıl kendimize yeter hale getiririz? Ve hangi ülkeler için suyla ilgili, suya erişimle ilgili sorunlar olabilir vesaire bunlardan bahsettik. Çok önemli bir konu tabii enerji. Evet. Dünya bugün özellikle fosil yakıtlar benzeri enerji kaynaklarına 700 milyar dolar senede para harcıyor. Bir taraftan çok büyük ama bir taraftan savunma sanayine 1.4 trilyon dolar harcıyor. Onun yanında hiçbir şey değil. Enerjiyi daha etkin kullanmanın yollarını bulmamız lazım. Konuştuklarımızdan bir tanesi şu. Bugünkü yaşam alışkanlıklarımız, bugünkü yapılara bakınca 2025 yılında dünyanın en büyük sera gazı üreticileri yaşadığımız binalar. Olacak. Evet. Biz dolayısıyla sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmamız söz konusu olamayacak. Olabilir. Evet. Binalardaki enerji ve kaynak etkinliğini %5 azaltsak 2025 senesinde İstanbul'da otomobillerin neden olduğu bütün kirliliği bertaraf edebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şunların üstünde çalışmak lazım. Mesela büyük binalarda otomatik sulama sistemleri var, bahçelere bakılıyor. Ne güzel, yağmur yağdığı günlerde otomatik çalışmasın diyeceğiz. Sistem odalarında, bu tür stüdyolarda bir ısı kaynağı yaratıyoruz. Belki bu yarattığımız ısıyı
binanın geri kalanını ısıtmak için kullanacağız. Hortumlu arabayı yıkamayın diyeceğiz. Hortumlu arabayı zaten yıkamayacağız. Artık hani oraya gelmiş olmamız lazım. O gerçekten çok önemli bir kaynak. Türkiye hala oraya gelemedi ama yani ondan... İnşallah gelecek ama siz biz konuşacağız, yapmaya başlayacağız. Komşularımız bizden göreceğiz. İnsan geninin en önemli özelliği kopyacı olması. Ardından birileri bizi kopyalıyor olacak. Bakın bugün siz, ben evimizde, ofisimizde çöplerimizi ayrıştırsak bile büyük bir zenginlik yaratabiliriz. Kesinlikle. Plastiklerle, camlarla vesaire. Bırakın çevreyi korumayı. Tabii bunun için çok büyük bir çevre planlama stratejisi olması lazım. Yani atık ayrıştırma, imha, geri kazanımı ile ilgili çok önemli bir proje, yani bir devlet projelerinin olması lazım. Elbette. Ve devlet projesinin de olması lazım. Devletin girişimcilerin önünü de açması lazım. Evet, doğru. Yaklaşık 30 civarında şirketin çöpten enerji üretmek için lisans başvurusu yaptığını okudum dün bir yerde. Doğru. Güney Koreliler bu konuda çok ataklar. Aynen öyle. Ya bu konuda yapacak çok şey var. Her şeyi devlet yapamaz. Evet. Ancak devletin en azından... Ama devletin önünü açması lazım. Evet. Bu konuda çünkü bakın her yıl 700 bin kişiye istihdam yaratmamız lazım. Türkiye olarak büyümeye devam etmek için. Mevcut ekosistemin içinde 700 bin kişiye yeni iş yaratabilecek durumda değiliz. Ne yapacağız? Demek ki girişimciliği teşvik edeceğiz. Girişimcilerin önünü açacağız. Ama hakikaten onlara sadece kamu kaynaklarından al bu parayı ne yaparsan yap demeden, işlerini büyütecekleri yatırımlar, desteklerle onları büyüteceğiz. Onların kaynaklara erişimlerini kolaylaştıracağız. Çünkü 2040 yılına kadar dünyanın 130 trilyon dolar altyapı yatırımına ihtiyacı var. Bunu kim yapacak? Girişimciler yapacak. Dolayısıyla onların önlerini açmak lazım. Peki, fütüristler acaba dünyanın gıda ihtiyacı ile ilgili ne düşünüyorlar? Biliyorsunuz Malthus'un o meşhur tezi vardır. Yani yeryüzündeki gıda artışı aritmetik. Buna karşılık nüfus artışı geometrik artıyor. Dolayısıyla aritmetik artış, geometrik artışın her zaman gerisinde kalır. O yüzden de dünya açlığa doğru hızla gidiyor. Çok acaba güzel. Bunun dönüştürülmesi ya da bu çarkın geriye doğru çevrilmesi değilse bile en azından durdurulması söz konusu olabilir mi? O konuda ne düşünüyorlar? Şöyle çalışmalar var. Daha efektif yöntemlerle tarım yapmak, gıda üretmek. Özellikle tarımla ilgili konuştuğumuz zaman mesela bugün önümüz Türkiye için konuşayım. Önümüzdeki en büyük sorun işte vahşi sulama dediğimiz şey. Biz kaynaklarımızda mevcut tarım alanlarımızda, tarlalarımızda dünyanın çok daha gerisinde efektif bir sistem üretiyoruz. Dünyada işte bir hektarda 10 birim ürün alınıyor. Biz 3 alabiliyoruz. Dolayısıyla birincisi bunu yapıyor olmamız lazım bu Türkiye'de. Bütün dünyaya baktığımız zaman da daha efektif kullanıyor olmamız lazım. Orada aslında bizde çok büyük bir tartışma konusu GDO vesaire gibi hani aynı alanda daha fazla ürün üretmenin yolunu açan bir takım teknolojiler var. Dünyada da bir tartışma konusu bu Avrupa'da. Bunun sağlıklı yani insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir yolu var mı buna bakmak lazım. Çünkü bugün söylediğiniz gibi nüfusla artışına baktığımız zaman dünyadaki ekilecek alanların tamamını eksek bundan bir 50 yıl sonra dünyayı doyuramayacağız. Doyuramayacağız, evet. O yüzden de mevcut alanlarda daha çok ürün üretmenin bir yolunu bulmalıyız. O bir anlamda belki GDO ama GDO ne kadar sağlıklı ne kadar değil bunu da iyi araştırıp topyekun yani hep birlikte bunu bu konuyu da araştırıp doğru bir yol bulabileceğimize inanıyoruz fütüristler olarak. Çok teşekkürler Murat Bey. Başarılar. Kolaylıklar diliyorum bu konuda. Çok önemli bir işler göreceksiniz inşallah önümüzdeki günlerde. İnşallah hep beraber. Teşekkür ederim.